Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle müşteri projenin başarısından sorumlu mudur başlıklı yazımı paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bir projede müşteri taraf, müşteri olan bir iş birimi, projedeki bütün sorumlulukları proje ekibine, proje yönetimine devrederek ve yeterince proje yönetimi süreçlerine dahil olmayarak başarıyı riske atarlar. Ben bu yazıyı aslında bazen bankalarda yaptığım eğitimler neticesinde gördüğüm sonuca karşılık kaleme almıştım. Bankada iş birimleriyle proje yönetimi eğitimleri yaptığımızda iş birimleri daha çok projeyi bilgi işlem departmanlarının yönettiğini, bu yüzden kendilerinin çok fazla hem söz hakkı olmadığını hem de çok fazla da dahil olmak istemediklerini dile getiriyorlardı. Halbuki işin içine dahil olmadıklarında sadece bilgi işlem departmanının projeyi götürmesini yeterli görmüyoruz artık günümüzde. Çünkü bu proje sadece bilgi işlem tarafı olan bir konu değil. Projenin hukuki boyutu, son kullanıcıyla olan ilişkiler, finansal boyutu gibi pek çok yan dal var aslında. Bunların da yönetilmesi gerekir ki ve bunu hepsini, bütün bu sorunları bir departmana yüklemek de doğru olmayacaktır. Bu yüzden müşteri tarafın sadece isteyip sonra geri çekilmesi değil de onların da proje yönetiminin içine katılması projenin başarı ihtimalini arttıracaktır. Daha önceki pek çok videoda bahsettiğim bir konu var. Bu da malum projenin başlangıç süreçlerinde projelerdeki belirsizliklerin sayısı en fazla olduğu dönem. Tam olarak müşterimizin ne istediğini bilmediği veya anlatamadığı bir dönem. Hatta ben de şu şekilde kaleme almıştım. Müşteri proje yönetiminden bir şey ister fakat ne istediğini tam olarak kendi de bilmez veya anlatamaz. Burada müşteri sadece iş birimi olarak düşünmeyiniz. Bazen üst yönetimler böyle durumlarla karşılaşır. Sonuçta işin detayına hakim olmak için birazcık işi detaylı incelemek gerekebilir. Belki başka örnekleri incelemek gerekir. Bu yüzden bu normal bir şeydir. Tam olarak ne istendiğinin anlatılamaması, tam olarak ne istendiğinin dile getirilememesi gibi durumlar normaldir. Evet, bu normaldir ama bakınız, proje yöneticisi de ihtiyaçları daha iyi ortaya çıkarabilmek için hem çok soru sorması gerekir hem de geçmişte şirketin içinde kurumsal bilgi birikimi veya şahsi bireysel deneyimleri de olabilir bir projesinin veya etrafındaki insanların, bunlardan yararlanması gerekiyor. Bu çerçevede bir, dokümantasyona çok önem verilmiş olması lazım. İki, projesinin iletişim becerileri, o soru sorgulayarak gerekli bilgiyi alabilmesi belirsizliklerin azalmasında etkili olacaktır. Şunu unutmamak lazım. İhtiyaçlar netleştikçe detaylı bir planın ortaya çıkması mümkündür ve detaylı plan ortaya çıktıkça tabii daha güvenilir bir sonuca gittiğimizden de emin olabiliriz. Peki bir de müşteri açısından bakalım. Şimdi gereksinimler hakkında yeterince bilgi vermeme durumuyla karşılaşırsak, burada bir başlık olarak görüyorsunuz bu ifadeyi. Şöyle bir çerçeve içine alayım. Eğer müşteriden gereksinimleri plana tam yansıtmasını istememize rağmen yeterince bilgi alamazsak, plana yansıtamazsak, en tehlikeli sonuç kapsam kayması. Bunu da yine önceki videolarımda hep dile getirmiştim. Kapsam değişirse buna bağlı zaman, maliyet, kalite hedefleri ve diğer bilgi alanları, örneğin iletişim, kaynak ihtiyacı, riskler, pek çok bilgi alanında değişiklikler yaşanır. Özetle bütün proje yönetim planı değişir ve projenin hedefleri de değişir. Şimdi ilginç konulardan birisi de şu. Gözden geçirme toplantıları, değerlendirme toplantıları yapılıyor. Burada proje yönetimi müşteri taraftan destek bekliyor, zaman ayırmasını bekliyor. Yapılan çalışmaları görüp onaylamasını bekliyor. Şimdi ya zaman ayırmama problemi veya yeterince yetkisi olmayan müşteri temsilcilerinin bu gözden geçirme toplantılarına katılması. Yeterince yetkisi yoksa eğer ve bir şeyi kabul ederse, kendi departmanı, kendi yöneticisi adına bir çalışan, bu daha sonra problemler yaşanmasına sebep oluyor, olabiliyor. Birim yöneticisi ben böyle kabul etmem bunu deyip projede yapılan çalışmaları tekrar yapılmasını isterse, bu tabii değişikliğin oluşmasına, değişikliğin de oluşması zaman içinde maliyetlerin artmasına sebep olabiliyor. Bir diğer önemli konu, projenin sonucundan doğrudan etkilenecek kişileri de projeye dahil etmek gerekir. Tabii bunlar çok kalabalık olabilirler.
O zaman bunların temsilcisini yine projeye dahil edip onlar adına karar verecek o bilgi birikimine yine yetkiye sahip bir kişi olması lazım. Eğer bu çalışmayı yapmazsanız bazı önemli detaylar atlanabilir, ortaya çıkan sonuçlarsa ihtiyaçları karşılamayabilir. Proje için harcadığımız efor da tabii ki boşa gider. Ben hep eğitimlerimde şunu özellikle vurguluyorum. Proje ekibinin müşteri tarafı da proje planlama süreçlerinin içine dahil etmesi, daha sonra kontrol süreçlerine dahil etmesi, projenin daha fazla sahiplenilmesini sağlayacaktır. Tabii insanlar projeyi sahiplendiği zaman sonunda ben bunu istememiştim, bu nereden çıktı deme şansını da kaybedecekler. Ve zaten amacımız toplamda projenin başarısını sağlamak olduğuna göre herkesin ihtiyaçlarını karşılayan bir ürünü ortaya çıkarmış olacağız. Hatta yine eğitimlerimde şunu da özellikle altını çiziyorum. Projenin başarısını sadece projeyi yöneten ekibin başarısı olarak değil de müşterinin başarısı olarak da lanse etmek lazım. Çünkü eğer yanlış bir şey girerse, hani çöp giren çöp çıkar hesabı, yanlış bir bilgi verilmesi, zamanında bilgi verilmemesi gibi problemler projenin de başarısını etkileyecektir. Bu yüzden iletişime açık, belirli aralıklarda projenin gidişatını yönlendiren, onay veren, katılım sağlayan müşteri projenin başarısına çok etkilidir, çok önemlidir. Bu yüzden başarıyı böylece sadece işi yapan diye görmemek lazım. Paydaşların başarısı olarak düşünmek ve bu şekilde şirket genelinde bunu bu şekilde lanse etmekte fayda var. Aslında az önce söylediğim bir çeşit onore etmek. Yani sadece projesini onore etmiyorsunuz. Bunu isteyen, sahiplenen ya da sahiplenecek olan müşteri tarafı da onore ediyorsunuz. Böylece dediğimiz gibi hem sahiplenmeyi arttırırsınız hem etkin kullanımı çıkan ürünün etkin kullanılmasını sağlarız. Artı bunu gören diğer paydaşlar, müşteriler de yeni isteklerini dile getirirken bir projede nasıl davranmaları gerektiğine dair bir fikirleri olur. Böylece toplam başarıyı arttırma imkanımız daha fazla olacaktır.